Herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizinle son günlerde trend olan dalgona kahvenin nasıl yapıldığını paylaşmak istiyorum. Aslında ben bu tarifi kanalıma yeni açtığım zamanlarda, yani 3 yıl öncesinde paylaşmıştım. Ama benim tarifim çok aşağılarda kaldı ve bu kahve tekrar gündeme geldiği için size yeniden bir video hazırladım. Kahvemiz için toz şeker, sıcak su ve Nescafe'ye ihtiyacımız var. Çırpma kabımıza 3 yemek kaşığı Nescafe, 3 yemek kaşığı toz şeker ve 3 yemek kaşığı sıcak suyumuzu alalım. Burada önemli olan nokta ölçülerin birebir olması. Bu ölçü rahatlıkla 3 kişiye yetiyor, fakat siz kişi sayısına göre malzemelerinizi artırıp azaltabilirsiniz. Çırpma kabımızın kapağını kapatalım ve mikserimizin en yüksek derecesinde çırpmaya başlayalım. Ben kıvam almaya başlayınca size daha net gösterebilmek için kapağımı açtım. Kahve karışımımız köpük köpük koyu bir kıvam alana kadar çırpmaya devam edelim. Benim kahve karışımım hazır ve gördüğünüz gibi köpük köpük koyu bir kıvam aldı. Ben bugün ölçüleri minimum olarak size göstermek istedim. Dilerseniz siz de bu karışımı benim gibi daha fazla ölçülerde yapıp buzdolabınızda saklayabilirsiniz. Bu şekilde cam bir kavanoza doldurup ağzını kapatarak buzdolabınızda bir hafta kadar muhafaza edebilirsiniz. Bu şekilde buzdolabımızda beklettiğimizde karışımımızın tadında veya kıvamında herhangi bir bozulma olmuyor. Sıra geldi bu nefis kahve karışımımızı sütüyle buluşturmaya. Bardak ölçümüz kadar sütü isteğe göre French press ya da mikserle çırpıp köpürtelim. Ardından bir cezveye alıp ısıtalım. Isınan sütü bardağımızın üzerinde bir parmak kadar boşluk kalacak şekilde bardağımıza dolduralım. Sütümüzün üzerine bir kaşık yardımıyla kahve karışımımızdan bırakalım. Gördüğünüz gibi kahve karışımı kesinlikle dibe çökmüyor ve köpük köpük sütün üzerinde kalmaya devam ediyor. Bardağımın deseninden dolayı çok fazla belli olmasa da şu anda benim kahvem süt, köpük ve kahve olmak üzere 3 kattan oluşuyor. Şunu da unutmadan belirtmek istiyorum. Şekersiz bu kahve karışımı köpürmediği için şeker tüketmeyenler kesinlikle bu tarifi denemesinler. Kahvemi karıştırarak size kıvamını daha net bir şekilde göstermek istedim. Ne kadar karıştırsam da gördüğünüz gibi üst tabaka tamamen köpükle kaplı. Bu nefis kahveyi deneyecek olanlara şimdiden afiyetler olsun. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum ve hepinize sağlıklı günler diliyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Yeni bir videoda buluşmak dileğiyle, sevgiyle kalın.